Osmanlı'da sosyalist takım, 1870'lerin başında Avrupa'da sosyalist hareketlerle ilgili gelişmelerin ulusal basında takip edilmesi, 1872'de Namık Kemal'in İbret gazetesinde Reşat ve Nuri Beylerle komünü savunan yazılar yazması gibi gelişmeler, Osmanlı çalışma hayatı veya işçi sınıfının gündeminde olmasa bile, sosyalizmin en azından fikir hayatına girmeye başladığını göstermişti. Ahmet Mithat Efendi de Dağarcık dergisinde 30 milyondan fazla takipçisiyle Avrupa'yı titrettiğini belirttiği enternasyonal ilgili bir yazı yazmıştı. 1870'lerde Paris'te bulunan Reşat Bey, komün harekatını yakından izlemiş, ilgililerle görüşüp bir hayli bilgi edinmişti. Reşat Bey İbret gazetesindeki bir yazısında, mal ve kadın ortaklığını ana ilkelerinden biri olan komünizmi, kabul etmeyerek, Paris Harekatı'nın bununla ilgili olmadığını ifade etmişti. Ahmet Mithat Bey de, yayınlanan bu yazı nedeniyle İbret Gazetesi'ne tebrik ve teşekkürlerini ileterek komün hareketine olumlu bakışını açıklamıştı. Beyoğlu'nda yayınlanan Fransızca, Ferde Bosfor, Gazetesi ise, ibretçileri komünizmi savunmakla suçlamış ve böylece Osmanlı'da basın organları üzerinden bir komün-komünizm tartışması yürütülmüştü. Liberal Osmanlı Bürokratı Ohan Paşa ise, 1879 tarihli, Mebadi İlmi Serveti Milel, adlı eserinde, sosyalizm ve komünizmin insan tabiatına aykırı ve imkan dışı şeyler olduğunu, Avrupa ülkelerinde sosyalistlerin faaliyetlerinin toplumlar açısından oldukça zararlı sonuçlar doğurduğunu ileri sürmüştü. 1890'lı yıllarda Ermeniler tarafından kurulan ve devlet tarafından illegal kabul edilen sosyalist nitelikli Hınçakyan Cemiyeti, gizli yollarla Ermenice olarak ülkeye sosyalizmle ilgili birçok yayın sokmuştu liberal bir yayın organı olan Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası'nda Ali Kami, Sosyalist İştirak Gazetesi'nin yayınlanmaya başlamasına atıfta bulunarak, sosyalizmin Osmanlı'da yayılmaya başladığını ifade etmekte ve eleştirilerini artık somut bir hedefe yöneltmekteydi. Şurayı ümmette Alaaddin Cemil İslamiyet'in sosyalizme izin vermediğini ileri sürerken, iştirakta Ahmet Nebil, Cemil'i sosyalizmin felsefesini bilmemekle suçlamış ve bilekis İslami şeriatın sosyalizmi emrettiğini iddia etmişti. Yine iştirakte Hüseyin Hilmi de sosyalizmin halk arasında kabul görmesini sağlayabilmek için İslamiyetle bu görüş arasında bir uzlaşma ortamı aramış. Ayet ve hadislerle teyit ve tasdik olunan sosyalizmin zekatla da pratiğe döküldüğünü ileri sürmüştü. Ermeni sosyalizmi kuruluş ve örgütlenmesini ilk olarak yurt dışında yapmıştı. Fransa'da 1892 yılında yapılan bir toplantıda olduğu gibi, Fransız sosyalistler de bu örgütlenmeye destek vermişti. 1890'larda başlayan Taşnak ve Hınçak Ermeni cemiyetlerinin sosyalist faaliyetleri, genel itibariyle Osmanlı halkının tümünü değil de, Ermeni vatandaşları hedef kitlesi olarak belirlemiştir. Osmanlı'da işçi bayramı olarak kabul edilen 1 Mayıs gününde kutlamalar yapılmasına yönelik ilk faaliyetler de Bulgar sosyalistlerince gerçekleştirilmişti. 1895 yılının 1 Mayıs günü sosyalistler ellerinde bayraklar ve önlerinde bir bandoyla Sofya sokaklarında 1 Mayıs'ı kutlamıştı.